Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. F1 2 My Team kanalımıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde Silverstone'da efsane bir pistteyiz. İngiltere'deyiz, Britanya'dayız. Lewis Hamilton'ın evindeyiz. Birazdan sıralama turlarına başlayacağız Q1'de. Burada zorlanacağımı düşünüyorum. Zaten antrenman turlarında da bayağı zorlanmıştık. Yani 9, 8, 7 civarına gidebiliriz. Bir türlü bir de arkadaşlar ben burada ilk turumu attım. Onu da söyleyeyim. İkinci turdayız şu an. İlk tur iyi gelmediği için, pek hoşuma gitmediği için yani birkaç yerde çok zaman kaybettiğim için göstermedim o turu. Ama şu an ilk turumuzu geçemedik derken 100 saniye kazandık, 1 saniye. Bir türlü de istediğim ayarda tutturamadım arkadaşlar yani. O yüzden ısınamadım şu an pistte. Şu an 9 sıradayız gördüğünüz üzere ve sıralama turu 11 sırada bitirerek Q2'ye kalmayı başarıyoruz. Takım arkadaşımız 16 olmuş, o da Q2'ye kalmış. Güzel. Şu an Q2'de ikinci turumuza çıkıyoruz gördüğünüz üzere. Turumuzu bitiriyoruz. 1.28.250. İkinci turumuza başlıyoruz. Şu an 16 sıradayız. Kötü bir tur geldik. Şu an az da olsa turumuzu geliştirdik. Turun sona doğru geliyoruz. 1.1 saniye geliştirdik ve 10. sıradayız. 10. sırada. Tam şu an barajdayız. Ve 9. sıradayız. Büyük ihtimalle Gazi'nin turu silindi. Max Verstappen de elendi gördüğünüz üzere. Orta hamurla geçeyim derken elendi Verstappen ve takım arkadaşı 16 kalmış. O da veda etmiş sıralama turlarına. Şimdi artık Q3'teyiz. Son anlardayız. Q3'teki ilk turumuza başlıyoruz gördüğünüz üzere. Bu da biliyorsunuz iki tane yarış yapıldı bu sene. 2020'de bir normal yarış, bir de 70. yıl dönümü yarışı. İlk yarış efsaneydi biliyorsunuz. Bottas'ın, Hamilton'ın, Sainz'in lastikleri falan patlamıştı. Bayağı olaylı bir yarıştı. O yarışlara büyük ihtimalle yarışın içinde değinirim arkadaşlar. Turun sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. İdeal bir tur olduğu gibi. Ama yine de geliştirebileceğimiz yerler var. İkinci turda zamanımıza. Dönüyoruz ve 1.27.015. Güzel bir tur. En iyi son sektörü geldi. Şimdi ikinci turumuza çıkıyoruz arkadaşlar. Sıralama turunda şu an 6. sıradayız gördüğünüz üzere. Turumuzu biraz geliştirmek zor ama yine de çabalayacağız bakalım. Artık herkes pistte. Son turlar atmak üzereyiz. Şu an turumuzun biraz gerisindeyiz. 0.40 saniye. Turumuzu tamamız için geliyoruz. Son virajı dönüyoruz. 0.2 saniye gelişmek üzereyiz. Ve bakalım kaç sırada bitiriyoruz. 8. sırada sıralama turlarını tamamlıyoruz böylelikle arkadaşlar. Pole pozisyonunda Lewis Hamilton almış. Bottas 2 olmuş. Bayağı bir fark atmış yani Norris'e falan. Yarış günündeyiz. Yarışta da yine kapalı bir havada yarışa başlayacağız. Bizim için kritik yarışlardan birisi daha. Biliyorsunuz bu sene iki tane yarış yapıldı. Bir normal yarış, bir de 70. yıl Grand Prix. İlk yarışı Lewis Hamilton kazanmıştı. Son turla da lastiği patlasa da bir şekilde aradaki fark çok olduğu için Max Verstappen'le yarışı kazanmayı başarmıştı. Bottas'ın da lastiği patlamıştı o yarış biliyorsunuz. Sainz de lastiği patlamıştı. İkinci yarış bayağı ilk yarışa göre güzel bir yarış olmuştu. Verstappen bayağı zorlamıştı. Bottas o yarışa pole'den mi başladı ama 3. sırada yarışı bitirmişti. Verstappen çok güzel bir şekilde iyi bir performans göstererek o yarışı kazanmıştı. 2019'daki yarışı Lewis Hamilton rahat bir şekilde kazanmıştı. O yarışta akılda kalacak olaylardan birisi Bottas Hamilton çekişmesi, bir de Vettel Verstappen çarpışması olmuştu. 2018'deki yarış son yılların en iyi yarışlardan birisiydi.
bayağı bir eğlenceli bir zevkli bir yarıştı. Şimdi hep birlikte grid'e bakıyoruz arkadaşlar. Lewis Hamilton kendi evinde pole position'ını almış. Valtteri Bottas 2. 3 Lando Norris, 4 Carlos Sainz. Makara uzun yıla sonra iyi bir şekilde gelmiş. Vettel 5, 6 Leclerc, 7 Perez, 8 Bizzis, 9 Gasly, 10 Daniel Kwiat, 11 Ricciardo, 12 Esteban Ocon, 13 Stroll, 14 Max Verstappen, 15 Albon, 16 Giovinazzi, 17 Grosjean, 18 Debris, 19 Max Verstappen, 20 Russell ve son sırada 21 Giovinazzi, 22 Nicola Latifi yer almaktadır. Yarışa yine az benzinle başladık arkadaşlar. Startı vermek üzereyiz. Bu sefer dış kameradan göstereceğim startı arkadaşlar. Kırmızı ışıklar söndü. Şu an iyi bir start almış gibi gözüküyoruz. Hemen McLaren'lerin yanına yaklaştık. İçeriye doğru daldık. Ve şu an bir McLaren'i geçmiş gibi gözüküyoruz. Önümüzde de Carlos Sainz var. Carlos Sainz'e da içeri dalıyoruz. Biraz dışarı doğru taştık burada. Çok agresif bir start aldık. Sainz yemiş, kusura bakmayın. Lando Norris. Ve 3. sıradayız. İlk ekipajda 3. sıraya çıkmayı başarıyoruz. Çok kritik bir şekilde start aldık. Yarışın devamı için. Norris yaklaştı ama geçiş yapamadı. Şu an 3. sıradayız. Önümüzde de Hamilton var. Bottas Hamilton'ı geçmiş durumda startta. Bunun üzere S virajlara geliyoruz. Efsane virajların, Megat virajlarına doğru geldik. Burada çok zaman kaybediyorum. Hatta burada neden baksanız diğer pilotlara rağmen diğer pilotlara kıyasla 0.5 saniye bırakıyorum diyebilirim. Zaten burada bu virajda kaybettiğim zaman da çok geride kalıyorum. Yoksa o kadar geride kalmazdım bu yarışta ama bu virajda çok acayip zaman kaybediyoruz. Hamilton da bu arada orta lastikle başladığı için büyük ihtimalle startta ağır kalmış durumda. Yarışın geri kalanında, yani ikinci pit stoplarda büyük ihtimalle ikinci startta rahatça geçer diye düşünüyorum Bottas'ı. 4. turdayız. Lando Norris iyice yaklaşmış durumda bize. Biz de bu iyice zorluyoruz. Gördüğünüz üzere artık pit zamanı yavaş yavaş yaklaştı. Elbisemizi açıyoruz. Lando Norris iyice yaklaşmış durumda. Arkada da büyük bir savaş var. McLaren ve Ferrari içinde. Pit'e doğru yöneliyoruz bir tur için. Bu turda son anda gördüğünüz gibi blok yaptı. Ben de otomatik pit açıldığı için arkadaşlar öyle oldu. Buranın piti çok uzun sürüyor. 30 saniye falan sürüyor. Son sırada döneceğiz büyük ihtimalle pitten. Bizim için daha iyi. Yani en azından bir trafik falan takılmamış oluruz. Pitlerden atacağım sonraki turlar çok kritik bizim için. 2.5 saniye. Güzel. 3.1 saniye almadık bu sefer. İlginç bir şekilde güzel bir pit yaptılar. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Yedinci turun sonuna doğru geliyoruz artık. Valtteri Bottas yarış dışı. Valtteri Bottas yarış dışı kalıyor. Lewis Hamilton'dan en hızlı tur geliyor. Valtteri Bottas yarış dışı. Bizim için güzel bir haber olabilir bu. En azından bir Mercedes'e karşı daha fazla puan azaltmış olacağız. Valtteri Bottas kenara çekmiş durumda arabasını. Şampiyona da büyük bir darbe yiyor. Şimdi bakıyoruz Valtteri Bottas nasıl bir şekilde yarış dışı kaldı. Bir anda yavaşlamaya başlamış Valtteri Bottas. Arabadan duman da çıkmıyor. Büyük ihtimalle vites kutusunda bir sıkıntısı olabilir Bottas'ın. Çok ağır bir şekilde gidiyor görüyorsunuz. Ne yapacağını da bir karar verememiş. Piste dönüyor, biçim önlerine girmiş durumda. Yapay zeka burada bir ara mallaşmış görüyorsunuz. Sonunda kenara çekmiş durumda Valtteri Bottas. Artık bir sonraki yarışta Hamilton'da yarış kalmasını bekleyeceğiz. Ona da böyle bir puan fark kapatmak için. Şu an muhtemelen ikinci sıradayız. Pitten sonra orayı alma ihtimalimiz yüksek. Lewis Hamilton 11 saniye önümüzde. Yumuşak hamurla uçmuş durumda Lewis Hamilton. Arkamızda Sebastian Vettel vardı. 9. turun sonuna doğru geliyoruz. Vettel farkı 0.3'e kadar indirdi. İyice yaklaştı Sebastian Vettel. Şu an Megat viraj çıkışında. Hangar düzlüğünde arkamıza kadar geldi. DRS'i açmış durumda. Kapatıyoruz dış taraftan gelmesin diye.
Yan yana şu an düzgün sona doğru geliyoruz Sebastian Vettel'le. Çizgi avantajı bizde, içeri doğru daldık. Yerimizi koruyoruz. Sebastian Vettel'e karşı yerimizi koruyoruz. Vettel'de hangar düzünde geçinmiyoruz. Ön tarafta da kıta girdi herkes şu an. Verstappen de pide girdi ve hard lastik ilginç bir şekilde uzun süre pitte durdular ama iki tur kala hard lastik taktı ilginç bir şekilde yani. Ya Feyzeka gene saçmalıyor. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim, Macaristan yarışını %50 yapma ihtimalim var. Çünkü o yarış çok kritik, o yarış artık kazanmamız gerekiyor. Vettel iyice yaklaştı bu düzlükte bize. Dış taraftan kendini gösterdi ama çizgi avantajı bizde, yerimizi koruyoruz. Vettel'e karşı yerimizi koruduk. Sainz'e yaklaşma başladı. Sainz'e de hard lastik var ama o da bizim mücadelemize yararlanarak bize yaklaşma başladı. Vettel iyice hızlandı. Dış tarafta kendini gösterdi. Dış taraf gençleri dış taraf bize dedik. Yan yana girdik bu düzlüğe. Bu virajı ama yerimizi koruduk şu an. Sainz de iyice yaklaştı. Milim fark vermiyor şu an ikisine birden. Sainz de bu arada Vettel'i geçmiş durumda gördüğünüz üzere. Çok yakın bir mücadele var şu an. İnanılmaz bir mücadele var arka tarafta. Herkesi böyle çok yakın görüyorsunuz. Renault, Ferrari, McLaren. İnanılmaz bir savaş. İnanılmaz. İnanılmaz bir savaş var şu an pist üzerinde. Ricardo ile Leclerc kapıştı. Sainz ile Vettel kapıştı bu düzlükte. Şu an Ricardo ile Leclerc geçmek üzere. Arkadaşlar Red Bull'lar geliyor. Artık son iki turdayız. Albon da pite giriyor. Ona da hard lastik kapışıyor. Son iki tur kala hard lastik takmak çok saçma bir karar ya. Çok ilginç bir karar alıyor Red Bull ekibi. Galiba yarışı %50 sandı bunlar. Yüzde çıkarken Sainz, Vettel çok yakın. Vettel 0.2 sene kadar indirdi. Hava kuvvetini kaçmaya çalışıyoruz. Yaklaştı Vettel ama düzün sonunda çizgi avantajı bizde. Yerimizi koruyoruz. This is your final lap. Final lap of the race. We're leading our teammate by 7.1 seconds. There's only one lap of fuel remaining. Hangar düzüne çıkarken Sainz yaklaştı. Hamilton da yarışı kazandı bu arada. Carlos Sainz yaklaştı, geldi. Dış taraftan kendini gösterdi. Dış tarafı kapattık. İlla oradan geçeceğim dedi ama izin vermiyoruz Carlos Sainz'e karşı. Şu an Vettel ile Sainz yan yana. Podium için onlar kapışıyor 3.lik için. Biz burada biraz frenajı kaçırdık. Son virajı dönüyoruz. Yarışı 2. sırada bitirmek üzere. 8. başladığımız yarışı 2. sırada bitirmek üzereyiz ve 2. sırada bitiriyoruz. Güzel bir yarış oldu bizim için yine. Geriden başlayarak yine çok güzel bir şekilde yükseliyoruz. Takımımızla birlikte ve günün sürücüsü de seçiliyoruz. Resmimiz gözükmüyor ama günün sürücüsü biz oluyoruz. Toto Wolff'un yüzü yine gülüyor. Yine gülüyor, yine gülüyor. Bakalım sezon sonunda yüzü gülmeye devam edecek mi? Hamilton kendi evinde yine kazanmaya devam ediyor. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it. Oldum herkes kupasını alıyor görüyorsunuz.
Hamilton çok mutlu kendi evinde kazandığı için. Zaten son yıllarda çok üstün kendi evinde. Sadece Vettel ve Verstappen muhalefeti şu ana kadar Hamilton'ı kendi evinde Silverstone'da. Genel klasmana bakacağız şimdi birlikte arkadaşlar. Let's have a quick look at 4 Vettel olmuş, 5 Ricardo, 6 Leclerc, 7 Ocon, 8 Max Verstappen, 9 Albon, 10 Pierre Gasly olmuş. Lando Norris çok gerilemiş, 3. sıradan başlayıp 14'e kadar gerilemiş. Alesi 15 sırada bitirmiş her şeyi, 16 başlayıp. Takımlar sınıfı genel sıralamada 170 puandayız, 175, 3. sıradayız. Bottas'a karşı farkı kapattık. Artık yavaş yavaş hızlanmamız gerekiyor iyice artık. Seriye bağlamamız lazım galibiyetleri Macaristan'dan itibaren. Takımlar klasmanları iki sıra yükseliyoruz 1 puanla. Bayağı bir kapışıyor şu an Renault da orada. Şu an takım merkezinde gördüğünüz üzere sponsorluk görüşmesi var yine. Etkinliklerimizi ayarlayacağız buradan hep birlikte. Güç tarafına bir etkinlik ayarladık. Dayanık tarafına bir etkinlik ayarladık. Sürücü tarafına bir etkinlik ayarladık. Bir de drive. Yine sürücü tarafına bir etkinlik yaptık. Başka da yapacak pek bir şey yok burada. Burada bir tarafı güncelebiliyor muyuz diye bakıyorum. Motor tarafına basacağız şimdi arkadaşlar. Kalite kontrol tarafına. İkinci seviyeyi küpüyoruz orayı da. Güncelleme ağacımıza bakıyoruz. ECU tarafına bir güncelleme yapmayı planlıyoruz ama o da büyük bir çıkıya geliyor, o da geç kalır. Şu an biraz daha ilerliyoruz. En son sırada yükseldik gene. Haas'ı Valfa'ya geçtik. Güçlü de sıkıntı ama yeterli değil. Orayı yapamıyoruz çünkü oraya bir güncelleme gelmesi gerekiyor. Ve bu güncelleme yapıyoruz. Bu da Macaristan önce yetecek bize güzel bir haber. Bununla beraber bayağı bir yükselmiş olacağız motor gücünde bu iki güncelleme ile beraber. Şimdi etkinliklerimiz yapılıyor hepiniz görüyorsunuz zaten. Bir güncellememiz geliyor bakalım. Motor gücüne güncelleme başarılı bir şekilde gelmiş. Güzel. İyi bir haber bu. Öbür motor güncellememize başarılı bir şekilde gelmiş. Çok güzel bir şekilde. Macaristan öncesi zaten yüklememize gelmiş. Taraf kalite kontrol tarafı da gelmiş. Şu an güzel bir şekilde Renault ve McLaren'i geçmiş durumdayız gördüğünüz üzere güncellemeyle birlikte. Bakalım motor tarafında ne kadar yükselmişiz. Ve motor tarafında şu an 4. sıradayız, 5. sıradayız. Son sıradan yükseldik arkadaşlar, bunu da onu söyleyeyim. En son sıradaydık yapmadan önce güncellemeleri. Bayağı bir şekilde hızlandık. Güzel şekilde. Bir güncelleme daha yapabiliyoruz. Ama yapamıyormuşuz, yok. Yapabiliyormuşuz, evet yapabiliyormuşuz. O da Belçika'ya gelecek büyük ihtimalle. Artık bunu bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.